bu video çalışmamızda, Excel'de yapılacaklar listesi nasıl oluşturabiliriz konusunu anlatacağız. Örnek çalışma dosyamıza göre, onay kutusu kullanarak, hücreleri koşullu bir şekilde biçimlendirip, yapılan işlemleri kapatalım. Üst menüde bulunan, geliştirici menüsüne tıklayın. Bu seçenek sizde yoksa, araç çubuğunun boş bir yerine gelerek, mouse'un sağ tuşuna basın. Açılan ekrandan, şeridi özelleştir yazısına tıklayın. Karşınıza gelen ekrandan, geliştirici seçeneğini aktif edin. Tekrar geliştirici seçeneğine tıklayalım. Ekle menüsünden onay kutusu simgesini Excel dosyamızın ilgili yerine ekleyelim. Onay kutusu yazan yazıyı silelim. Eklediğimiz onay kutusunun hücreyle bağlantısını yapalım. Onay kutusu üzerinde sağ tuşa basarak, açılan ekrandan denetim biçimlendir yazısına tıklayın. Hücre bağlantısı bölümünü tıklayıp, hangi hücreyle bağlantısını yapacaksak o hücreyi seçiyoruz. Hücrenin sağ alt köşesinde, artı simgesine basılı tutarak diğer boş hücrelere de onay kutumuzu kopyalayalım. Kopyaladığımız diğer onay kutularının da hücre bağlantılarını yapalım. Yine üzerinde sağ tuşa basarak, denetim biçimlendir seçerek, ilgili hücreyi seçiyoruz. Onay kutularında, doğru ve yanlış yazıların gözükmemesi için, hücreleri seçerek, giriş bölümünden yazı rengini beyaz yapabilirsiniz. Şimdi, koşullu biçimlendirme ile, onay kutusu karşısındaki yazının bağlantısını yapalım. İfadelerin yazılı olduğu hücreleri seçelim. Üst menüden, koşullu biçimlendirme bölümüne tıklayalım. Açılan alt ekrandan, yeni kural yazısına tıklayalım. Karşımıza gelen ekrandan, biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan seçeneğine tıklayın. Formül bölümüne eşittir yazarak, onay kutularından herhangi bir hücreyi tıklayın. Sütunun sabit, satırın değişken olması için, klavyeden F4 tuşuna basın. Formül bu şekilde olmalıdır. Tekrar eşittir ve doğru ifadesini yazın. Biçimlendir bölümüne tıklayıp, onay kutusunu seçtiğimizde, yazının alacağı görüntüyü kişiselleştiriyoruz. Kendi zevkinize göre düzenleyebilirsiniz. Örneğin ben, üst çizili olmasını istiyorum. Ve renginin de biraz daha koyu olmasını istiyorum. Onay kutusunu seçtiğimde, yazı biçimlendirmem örnekteki gibi olacaktır. Yapılacaklar listesi formunu, başka yere kopyalayıp çoğaltabilir veya ekleme yaparak genişletebilirsiniz. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere, kanalımıza abone olun, takipte kalın.